PMS belki de her kadının, aslında her kadından daha ziyade kadının çevresindekilerin korkulu rüyası durumunda. Çünkü kişi burada tabiri caizse kendi kendine tahammül edemiyor bu dönemde. Bunlar da tamamen dalgalanan hormonlarımızdan kaynaklanıyor. Ama hormonlarımız dalgalanırken neden bir kısmımız bunu hastalık boyutunda yaşıyoruz ama bir kısmımız daha sakin karşılıyoruzun cevabı bu aslında bir kişisel özelliklerimize çok bağlı. Yani siz normal hayatınızda da sakin bir bireyseniz PMS'i çok daha hafif yaşıyorsunuz. Ama çok daha heyecanlı bir karakteriniz varsa PMS'iniz de benzer şekilde dalgalanması çok daha yüksek seviyelerde oluyor. Ama bunun yanında sizin bazı vitaminleriniz eksikse, B6 grubu gibi, B grubu vitaminleriniz gibi ekstra eksikse veya vücudunuzda bazılarımızın detoks mekanizmaları normalden fazla çalışıyordur ya da az çalışıyordur. Bunu ölçmenin çok basit bir yöntemi var. Mesela bir kahve içtiniz, akşam üzeri içtiğiniz bir kahve uykunuzu kaçırıyorsa sizin normale göre detoks mekanizmanız zaten yavaş çalışıyordur. O yüzden siz premenstrüel sendrom gibi ya da hastalık gibi durumları yaşama ihtimaliniz çok daha fazladır. Çünkü kullandığınız hormonlar, hormon kullanmasanız bile vücudunuzdaki hormonların metabolizasyonu çok daha yavaş olduğu için bunların artıklarının vücutta kalma süresi çok daha fazla olacak ve vitamin eksiklikleri çünkü zaten yavaş çalışıyor ve bu süreçte tüketilen vitaminler çok daha fazla oluyor. Bu da nedenle de vücutta çok daha fazla bir eksik olup artı yıkım ürünü ortaya çıkıyor ve buna bağlı olarak da premenstrüel sendromu çok daha yoğun yaşıyor olabilirsiniz. Biraz önce söylediğimiz siz kendinizi bu şekilde tanıyorsanız ve doktorunuzla karşılıklı oturduğunuzda bunları konuştuğunuzda uygun vitamin takviyelerini aldığınızda, vücudunuzda mutlaka o yıkım ürünlerini uzaklaştırmaya yönelik ek destekler aldığınızda ki bu sadece bunun için geçerli değil, bunların pek çok yan etkisi de vardır. Mesela premenstrüel sendromu yaşayan insanların pek çoğunun huzursuz bacağı da vardır. Hepsi aynı mekanizmayla çalışırlar ya da Hashimoto'ları vardır. Bunları düzeltmeye başladığınızda, karaciğerinize ve bağırsağınıza gereken önemi verdiğinizde bu semptomların pek çoğunun zaten kendiliğinden ortadan kalktığını, artı en önemlisi stres yönetiminizi yaptığınızda. Düşünün ki stresli bir bireysiniz. Ülkemizde yaşarken hangimiz stressizdir? Çünkü stresi yüksek bireyler olarak biz hepimiz yaşıyoruz. Stres yönetiminizi de yaptığınızda aslında premenstrüel sendromun var olan hormonlardan da bağımsız bir ayağı olduğunu göreceksiniz ve bunların hepsini bir arada yaptığınızda diğer günlerden farkı olmayan bir adet öncesi dönem yaşayabilirsiniz.